yapılıp büyütülen ve sonra sofralık olarak satışa sunulan alabalık türüdür. Biz dışarıdan dediğim gibi yumurtadan yeni çıkmış larvaları alıp büyüterek kademe kademe havuzlarımızda, her boy havuzlarımız mevcut. İşte büyük balıklarımız 300 gram ağırlığa geldiğinde de kendi işleme tesisimize vererek orada temizleyip iç organlarından arındırıp çeşitli kalibrasyonlar yaparak yurt dışına ihracat etmekteyiz. Yaptığımız budur. Bir de şey var, orada ben balıkları ellerini alıp uyuşturduklarını, anestezi yaptıklarını evet. gördüm. O ne için gerekli? Balık sağlığı açısından, çeşitli balık hastalıkları açısından koruyucu amaçla aşı enjekte edilmekte balıklarımıza. Tamamen balık kendi sağlığı açısından hastalıklara karşı koruyucu önlem olsun diye. Yani, uyuşturarak, bayıltılarak balıklar yani anestezi yani, verilerek enjekte, tek tek balıklar enjekte edilmekte. Bu Türkiye çapında balıkçılar çok yaygın şu anda. Peki sizin bir farkı var mutlaka ki diğer anaç balıklardan üretilmesinden ziyade lavra halindeyken alıp burada büyütüyorsunuz. O şekilde kendiniz bakıyorsunuz ve satışını yapıyorsunuz yurt dışına. Evet. Bunun dışında farklı bir özelliği var mı balıklarınızın ya da burada üretilen balıkların? Şöyle bir özelliği var. Tamamen işleme tesisimizde HACCP kontrolü şeklinde üretim yapılmaktadır. Yani son derece hijyenik, Avrupa Birliği'ne satış yaptığımız için. Üretimde de keza aynı şekilde bütün proses aşamalarında insan sağlığına zarar vermeyecek yasak maddelerin kullanımının tam kontrolü şekilde üretim yapılmaktadır. Özelliğimiz budur. Yani tamamen insan sağlığına hiçbir zarar vermeyecek şekilde uygulamalar yapılıp o şekilde üretim yapılıp neticelendirilmektedir. Sayın seyirciler, şu anda Sayın Beyli Şarşar mevkiinde albalık su ürünleri işleme tesislerindeyiz. Burada balıklar işlemden geçiyor ve balık tesisine girerken ilk girdiğimiz yerde ayaklarımızı dezenfekte ediyoruz. Dezenfekte ederek hijyenik olarak mutlaka burada bu işlem yapılıyor. Bütün personel hijyenik ortamda kıyafetleri tertemiz, pırıl pırıl eldivenleri var. Biz de onlarla birlikte burayı gezeceğiz ve bize rehberlik yapan su ürünleri mühendisi ve fabrikanın balık çiftliğinin ortağı Sayın Metin Patat'la birlikteyiz. Metin Bey bize anlatacak. Evet Metin Bey, şimdi biz neredeyiz? Biz anlatırım. Şimdi balık işleme tesisimizin personel giriş bölümündeyiz. Önce personel soyunma odalarımız tesise girdikten sonra kıyafetlerini değiştirip normal çalışma kıyafetlerini giydikten sonra işe başlamak üzere dezenfektan çukurundan geçerek direkt öğle arası yemeğinden sonra direkt işe başlamak üzere içeri giriyorlar. Biz öncelikle balık ham madde giriş ünitesinden başlayalım. Evet, ham madde balık giriş ünitesindeyiz şu anda. Bulunduğumuz oda ham madde giriş, ham madde kabul odası. Dışarıdan ham madde geldiği zaman bu şekilde balığımız da geldi. Canlı canlı çekim yapabilirsiniz isterseniz. Balığımız buradan bu odadan içeri alınmakta.
ön soğutmaya, kasalarla ön soğutmaya. Metin Bey, bu balıklar kaç gram olarak geliyor şimdi? Normalde 300-350 gram arası, pazar ağırlığımız 300 ve 350 gram. 350 balıklar gram işlemek için tesisimize giriş yapmaktadır. Evet, balıklar canlı canlı. Yeni havuzdan çıkarıldı. Hijyenik bir ortamda, tanklarda bozulmaya, mikroorganizma üremeye tabi olmadan hemen direkt işlemeye alacağız. Balıklar ölmeden hemen geldiler ve işlem merkezinden, ana giriş kapısından tesise giriyorlar. Evet, birazdan balıklar tesise girecek. Biz balıklardan önce girip bir tanımaya çalışalım. Merkeze girmeden önce balıklar yıkanıyor. Bütün personel hazır bir şekilde bekliyorlar. Burada 30 personel görev yapıyor. İşlem 8, üretim tesisimizde 22 olmak üzere toplam 30 tane personelimiz var. Kasalarla balıklar kasalara alınıp ön soğutma odasına alındıktan sonra kesim işlemine başlanacak. Balıklar kasalara. Taze kasalara doldurmuyor ve buradan kesim hane bölümüne götürülüyor. Eğer balıklar ölmüşse bu işlem yapılıyor, ölmemişse bekletiliyor. Ölmesi bekleniyor. Yani canlı canlı hiçbir şekilde kesim yapılmıyor. Şimdi bunlar kasalara dizilip ön soğutma odasına konulacak. Biz kesimhaneye yavaş yavaş geçelim isterseniz. Bu ön soğutma odasında 0 derece. Yani 0 ile 4 derece arasında çalışan, kapıdan diğer tarafa geçtiğimizde kapıda yazar derecesi. Balıklar kasalandıktan sonra buraya dizilecek. Buradan peyderpey içeri kesimhaneye alınacak. 2 ile 4 arasında çalışmakta. Bu 0 odası, yani ön soğutma. Soğuk depo 0 santigrat derece diye de burada yazar. Buramız çöp odası. Bu oda çöp odası. Çöp odası. Çöpler konteynerlara konulduktan sonra, işte balık artıkları, bağırsakları konulduktan sonra çöp odasına konup yine orası da 0 santigrat derece. Burada biriktirilip gün bitiminde belediyenin çöplüğüne gönderilmekte. Kesim işlemimiz, kesimci arkadaşlarımız bu şekilde anüsten girip karınlarını yardıktan sonra diğer arkadaşlarımız bağırsaklarını ellerine bir miktar tuz alarak, bağırsakların kaygan olmaması açısından, kolay koparılması açısından bir miktar tuz alarak, ellerini kapatarak bağırsaklarını çekmekteler. İsterseniz oradan izleyebiliriz. Bu arkadaşımız balığın bağırsağını kopartıyor. Yani iç organlarından arındırıyor balığı. Burada balığın böbrekleri dediğimiz kanlarından temizlenme aşamasını görüyoruz. Daha sonra temizlendikten sonra 3 aşamalı fritözlerde yıkama işlemine geçiliyor. Kanları kanlı sularından arındırılmak için. Bu kullandığımız su 4 derece, artı 4 derecelik temiz hijyenik bir sudur. Özel soğutucu tanklardan gelmektedir fabrikanın dışında bulunan. Ultraviyoleden geçiyor aynı zamanda suyumuz. Sonra buradan yıkanılan balıklar kalibre tarafına geçiyor. Bu burada hem tek tek tartılıp boylarına göre, ağırlıklarına göre kalibrasyon yapılarak çeşitli şekilde boylarına göre kasalara dizilip daha sonra tavalanmak suretiyle 6'şar kiloluk, yani 3 her bir tava 6 kilo nettir. Temizlenmiş olarak iç organları alınmış balığın toplam adeti değişebilir gramajına göre ama 6 kilo net olması şartı vardır. Bunlar, bu tavalar arabalara dizilmek suretiyle özel şok odamız, burası şok odası. Bu arabalar dolduğu zaman gün bitiminde makine çalıştırılır. -40 derecede şoklanır. Şoklandıktan sonra akabinde sabah ertesi gün şoktan çıkan tavalar glaze işlemine tabi tutulur. Kesim yapılmıyor tabii o zaman, paketleme yapıldığı zaman. Özel 0 santigrat derece ile 1 santigrat derece arasındaki buzlu suda
çözdürmek suretiyle, kalıbı dışarı çıkarmak suretiyle üzeri buz cilası dediğimiz glazing işlemine tabi tutulur ki koruyabilsin blok miktardaki bu balığı koruyabilsin diye glaze işlemine tabi tutulur. Akabinde naylon torbaları var. Bu torbalar naylon değil. Tabi bu sadece bunun üstünü kapatmak için jelatin dediğimiz madde. Naylon torbaları var. Ertesi gün yapılan işlemden bahsediyorum. Naylon torbalara konularak her bir 3 tavanın 6'şer kiloluk 3 tavanın 18 kilo olmak suretiyle karton kolilerde kolilenerek muhafaza odasına, burada gördüğümüz muhafaza odasına paletlenmek suretiyle tıra yüklenecek hazır vaziyete getirilerek muhafaza edilir. Ne zamana kadar? Bir tır dolusu mal olduğu zaman tır gelir kapımızın önünden alır ve transfer ederiz. Kaç güne bir tır mal olabiliyor? Yaklaşık 10 günde bir tır işleyebiliyoruz. Tırlar yani balık üretimi olarak yeterli miktarda olduğu sürece, evet. Ki şu geçtiğimiz aylarda fazla miktarda üretim yaptık. 10 günde bir buradan bir tır alıp gidiyor şu anda da halen de devam etmekte. Buradan giden tır nereye kadar gidiyor? Buradan giden tır direkt Almanya'ya gidiyor. Berlin'de malı alıcı firmaya teslim ediyor. Berlin'de teslim alan firma malı işlenmek üzere, füme yapmak üzere, balığı pişirmek üzere, evet, Polonya'ya götürüyor. Polonya'da füme fabrikası var. İnşallah seneye biz de bu fabrikayı kuracağız burada. Füme yapıldıktan sonra vakumlanıp, ambalajlanıp direkt marketlere, direkt halkın tüketimine Avrupa'da sunulmaktadır. Yani Sayın Beyli'de üretiliyor. Türkiye'nin herhangi bir yerinde herhangi bir işlem yapmadan direkt Almanya'ya gidiyor. Avrupa, evet. Orada Almanya'da bir işlem yapılıyor. Almanya'dan Polonya'ya geçerek, Polonya'da fabrikaları Almanların, müşterimiz Alman ama fabrikaları Polonya'da. Polonya'da pişirilmek üzere işlemden geçip sonra tekrar Almanya'ya geliyor. Ama gelecek yıl diyorsunuz. Gelecek yıl Polonya'da direkt yapılan işlem biz yapılıyor. Yapacağız ve direkt Almanya'ya veya çeşitli Avrupa Birliği ülkelerine direkt gönderip halkın tüketimine, direkt tüketime, evet, mağazalara. Bu çok önemli bir konu. Demek ki artık gelecek yıl Sayın Bey'de tam yenir hale getirilmiş olarak Avrupa'ya ihraç edilecek. Projemiz ve hedefimiz bu yönde, evet. Şöyle yine dolaşalım. Muhafazayı görmek isterseniz. Eksi 20 derecedir bu odamız. Eksi 20 santigrat derece. Evet. İçeride aydınlatması var mı? Var. Eksi kaç derece? Eksi 20 derece şu anda. Eksi 20 derecede vallahi. Şu anda Haziran'ın kolilerimiz şu anda tıra yüklenmeye hazır. Bir palet malımız burada. Dün yükleme yaptığımız için dün çıkardık tırımızın bir tanesini. Her gün işlenen mallar bu şekilde gün bitiminde şoka konulup sabahleyin paket yapılmak suretiyle muhafaza odamıza alınmaktadır. Evet. Ambalajımız budur. Avrupa'ya giden ürünümüz bu şekilde. Her bir ambalaj net 18 kilodur. Net ağırlığı 18 kilodur. 3 tane tavadan çıkan blok evet, şekilde dondurmuş balıkları bu şekilde koyup Avrupa'ya bu şekilde gönderiyoruz. Evet sayın seyirciler, burada durulacak gibi değil. Biz buradan hemen çıkalım çünkü eksi 20 derecedeyiz. Donacağız. Evet Metin Bey, burada arkadaşlar ilk temizliği yaptılar. Üçüncü aşamayı yapmış arkadaşlarımız. Gördüğünüz gibi balıklar kanlarından arınmış. Tertemiz, pırıl pırıl yenmeye hazırdır. Yani Avrupa'ya göndermediğiniz zaman direkt tüketip mutfaklarda pişirmek suretiyle veya ızgara. Bu arada şunu da belirtmekte yarar var. İnsan sağlığı için en önemli pişirme şekli ne ateşte direkt ızgara ne de yağda kızartmadır. Tavada hiçbir işleme tabi tutulmaksızın alüminyum folyo olabilir veya direkt fırında buhara tabi tutularak pişirilme yöntemidir. İnsan sağlığı için en yararlısı, onu da belirtmekte fayda var. Bir taraftan diğer arkadaşlarımız ham maddeyi ön soğutma odasına alıyorlar. Bir taraftan da bir kısım arkadaşlarımız da temizlik işlemleri devam ediyorlar.
Evet sevgili izleyicilerimiz, Sayın Beyli de çok dünyanın en harbi insanlarından biriyle birlikteyiz. Ve özellikle en harbi insanlarından biri diyorum. Biraz sonra açıklayacağım size. Doğamız ve tamamıyla Sayın Beyli'nin buradaki tabiatı onun ellerine teslim edilmiş. Yeşilin babası diyebilirim ben. Çünkü çok değişik projelere imza atmış ve o projeleri geliştirme anlamında emekler sarf etmiş. Ve ben bu çalışmaları daha önceden biliyorum ama yine de sizlere de kısa da olsa bir geçiş yaptırmak istiyorum. Bu insan Mehmet Harbi Bey, Sayın Beyli Orman Müdürümüz. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Müdürüm, öncelikle nasılsınız demek istiyorum ben. Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Sağ olun efendim. Şimdi bu projelerden bahsettik ve ormanlarımızdan, Sayın Beyli'deki bitki örtüsünden. Bunlarla ilgili biz sizden bilgi alalım birazcık. Ve buradan bizim sesimizin ulaşabileceği her yere, insanlarımıza iletmek istediğiniz mesajlarınızı almak istiyorum. Öncelikle iltifatınız için teşekkür ediyorum. Aslında iltifata layık olanlar bayanlar. Onu da belirteyim. Öncelikle Sayın Beyli'ye ve işletme müdürlüğümüze hoş geldiniz diyorum. Kozan TV izleyicilerine de saygılar sunuyorum aracılığınızla. Sayın Beyli, Orta Torosların kuzeyinde yer alan Tufan Beyli ve Sayın Beyli ilçelerini kapsayan bir işletme müdürlüğümüz. Ağırlıklı olarak karaçam ağaç türünde çalışıyoruz. Ama bunun yanında göknar, sedir ve kızılçam ağaç türlerimizle beraber enerji ormanı olarak işletilmiş meşe ağaçlarımız da var. Üretim kapasitesi, kalitesi olarak orta düzey bir işletmeyiz. Ağırlıklı olarak son birkaç yıl